Canlar... Ne haber? Biz mi? Biz bir insan en fazla kaç kez Hawaii Meteor Mother dizisini bitirebilir sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz İsviçreli bilim adamlarıyla beraber. Şu anda izlediğiniz videoyu biz aslında 600 saatten fazla bir süre emek harcayarak geçen sene hazırlamış ve yayınlamıştık. Bu arada şaka değil, gerçekten 600 saatten fazla sürmüştü bu videoyu hazırlamamız. Ancak geçtiğimiz günlerde 45 dakikalık videonun 30 dakikası telif yedi. Biz de telifli yerleri değiştirmekle uğraşacağımıza videoyu en baş hazırlayalım dedik ve işe koyulduk. Şimdi Dilerseniz birkaç küçük hatırlatma yapalım ve ardından bölümleri konuşmaya başlayalım. Öncelikle videonun gerçekten uzun bir video olacağını belirtmemizde fayda var. Yani eğer Hawaii Major Mother dizisinin sıkı hayranlarından biri değilseniz size diğer videolarımızdan birini izlemenizi tavsiye ederiz. İkinci olaraksa neye göre en iyi bölümler diye soracak olabilirsiniz. Biz açıkçası özellikle en komik bölümler ya da hikaye açısından en önemli bölümler gibi bir kriter belirlemedik. Onun yerine sadece iyi olarak nitelendirdik. Yani bölüm komik olduğu için listede olabilir, duygusal bir bölüm olduğu için de listede olabilir. Hatta tek bir sahnesi için bile listeye girmeye hak kazanmış olabilir. Şunu da belirtelim, hangi bölümlerin listeye gireceği konusunda biz kanalın ekibiyle tek tek her bölüm için oylama yaptık ve bazı bölümler oy çoğunluğu, bazı bölümler oy birliği ile seçildi. Yani sizin favori bölümünüz listede yer almıyor olabilir. Bu bölümü kötü olarak değerlendirdiğimiz anlamına gelmiyor ki favori bölümünüzün listede yer almaması çok zor. Çünkü gerçekten uzun bir liste hazırladık. Umarız bu konuda bize kızmazsınız. Son olarak listenin kronolojik bir sıraya sahip olduğunu belirtmemizde yarar var. Yani en kötüden en iyiye doğru gitmiyor. Ha bir de videoda çok sayıda easter egg yer alıyor. Eğer videoyu atlayarak izlerseniz kuvvetli muhtemel bu easter eggleri kaçırırsınız. Bilginiz olsun. Hazırsanız başlayalım. Birinci sezon, ikinci bölüm. Mor Zürafa Sanırım parti bölümü dersem daha kolay aklınızda kalacaktır. Çünkü bölümde Ted Robin'le tekrar karşılaşmak ve konuşabilmek için parti veriyor ama Robin partiye gelemeyince tekrar ve tekrar parti vermek zorunda kalıyordu. Bölüm hakkında hatırlatmak istediğimiz güzel detaylardan biri ise şu. Partide hemen herkesin tanıdığı Carlos isminde biri vardı ama bizim ekipten kimse Carlos'u hatırlamıyordu. Anyway, Robin, this is Carlos <laughs> Birinci sezon dördüncü bölüm. Gömleğin dönüşü. Bu bölümde Ted normalde sevmediği bir gömleği aniden sevmeye başlayınca demek ki zaman içinde kişiliğim değişti yani eskiden bana uygun olmadığını düşündüğüm biri bana artık uygun olabilir diyerek doğum gününde terk ettiği eski sevgilisi Natalie'den özür dileyerek kendini affettiriyor. Ancak sonrasında yine Natalie'yi doğum gününde terk ediyordu. Natalie ise Ted'i döverek intikam alıyordu. Tüm bunların yanı sıra aynı bölümde Robin canlı yayın muhabirliği yaparken Barney'nin dolduruşuna gelerek canlı yayında müstehcen hareketler yapıyordu. Ve bu olaylar zinciri Robin'in at pisliğine düşmesiyle son buluyordu. 1. sezon 5. bölüm. Tamam mı? Müthiş. Bu bölümde Robin tamam isminde bir gece kulübünün özel müşteri listesine ismini yazdırıyor ve tüm arkadaşlarını gece kulübüne götürmek istiyor. Ancak Lily'nin yetişkin gibi takılmak istemesi nedeniyle Marshall ve Lily gece kulübüne gitmek yerine evde iş arkadaşlarıyla beraber son derece sıkıcı bir şarap tadım günü yapıyorlardı. Bölümden özellikle aklımızda kalan detaylar şu şekilde. Önce Marshall'ın ardından Lily'nin can sıkıntısından dolayı evden kaçmaları ve kaçarken dördüncü kat penceresinden atlamaları. Hikayenin doğruluğuna inanıp inanmamanız size kalmış ancak Lily ve Marshall bu şekilde olduğuna yemin ediyorlar. Bir diğer yandan Barney'nin kendi kuzenine sürtündüğü sahne ki bu sahneyi de unutmamak lazım. Bu Barney'nin kuzenini gördüğümüz ilk ve tek bölümdü. Son olaraksa bir şekilde gece kulübünün dışında kalan Robin ve Lily'nin içeri girmek için göğüslerini açtıkları sahnede unutulmaz anlar arasında. 1. Sezon 6. Bölüm Sürtük Balkaba. Bölüme geçmeden önce şunu belirtmek istiyoruz. Hayır, listeye tüm bölümleri koymadık. Sadece ilk sezonda çok fazla iyi bölüm ardarda denk gelmiş. Neyse devam edelim. Bu bölümde Çadırlar Bayramı'nda oy pusulası kıyafeti giyen Ted'in balkabağı kıyafeti giyen güzel bir kadından telefon numarasını almasının ardından o telefon numarasını kaybetmesini ve Ted'in belki yine gelir ümidiyle her yıl aynı çatıda aynı kıyafetle sürtük balkabağını beklemesinin hikayesini görüyoruz. Sürtük balkabağı hem dizide önemli bir yere sahip olduğu için hem de Ted'i tam anlamıyla tanıdığımız bölüm olduğu için listeye eklemek istedik. Yönetmenin Ted böyle kişiliğe sahip bir karakter ona bu şekilde alışmalısınız dediği bölümün bu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Barney'nin tele çektiği yüzgeç hareketini ve Ted'e çatıdan aşağı işemesini söyleyen şeytanla bunu yapmaması gerektiğini söyleyen meleği de unutmamak lazım. Birinci Sezon 8. Bölüm Duello Bu bölümde olanlar şunlardı. İsminden de rahat bir şekilde hatırlayabileceğiniz gibi Ted ve Marshall ev için kılıç düellosu yapmışlardı. Ancak kılıç düellosu ufak bir aksilik sonucu Lily'nin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanmıştı. Aynı zamanda bu bölümü Barney'nin çıkardığı ve kısa sürede hızla yayılan limon kanunuyla da hatırlamanız mümkün. 1. sezon 10. bölüm Ananas olayı. Bölüme geçmeden önce küçük bir bilgi vermek istiyoruz. Bu bilgiyi videoyu izleyen arkadaşlar için ufak bir easter egg olarak düşünebilirsiniz dizi ilk çıktığı yıl reytinglerin az olması ihtimaline karşı birinci sezona alternatif bir son hazırlanmış. Buna göre çocukların annesi yaptığı son derece güzel pastalarıyla tanıdığımız Victoria'ymış. Ama neyse ki dizi ilk sezonda bitmemiş. Bu arada dizi reytinginin ilk sezondan itibaren her geçen yıl arttığını da belirtmek isteriz. Ara ara bu tarz bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Ha bu arada bu easter egglerden biri ananas ile ilgili. Ananas'ın nereden ve nasıl geldiği daha sonra açıklanmıştı ama bu konuya ilerleyen kısımlarda geleceğiz. Biz devam edelim. Ananas olayı bölümünde Ted Bard'a sarhoş olmasının yanı sıra odasında güzel bir kadınla yani Trudy ile ve bir ananasla uyanıyor. Geceye dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ted'in gece olanları hatırlamaya çalışmasını izlerken bir yandan da Barney'nin babacık geldi diyerek kız tavlamaya çalışmasını izliyorduk. Tabii Ted'in 93'ten beri kusmadığını da bu bölümde öğrenmiştik. 1. Sezon 14. Bölüm İlkler Bu bölümde Ted ve Victoria'nın ilk kez birlikte olmalarını ve bu durumun bozulmaması için Lily ve Marshall'ın tuvalette uzun süre kapalı kalmak zorunda olduklarını görüyoruz. Bu bölümde Lily de ilk kez Marshall'ın karşısında tuvaletini yapmak zorunda kalıyor. Bölümün adının az çok nereden geldiği belli olsa da bize kalırsa bu bölümdeki asıl olay bu değil. Asıl olay Barney ile Robin'in ilk kez ikili olarak takılmalarıydı. Onların arasındaki sinerjiyi ilk kez gördüğümüz bölüm bu bölümdü. Gerek ikisinin de pro içmesi, gerek laser tag oynamaları, gerek birlikte viski içmeleri hatta ikisinin de yetiştirilme şeklinden kaynaklı baba sorunları olması gibi birçok konuda ortak noktalarına ve aralarındaki sinerjiye de şahit olmuştuk. Bizim için bölümü özel yapan detaylar bunlardı. 1. Sezon 15. Bölüm Oyun Gecesi bu bölüm hakkında bahsedilmesi gereken o kadar nokta var ki hangisinden başlayacağımıza bile karar vermesi birkaç dakikamızı aldı diyebiliriz ama biz Marshmallow oyunundan başlamak istiyoruz. Çünkü oyun bir dizi trajikomik olayın pimini çekmişti. Marshall'ın icaret Marshmallow oyunu sırasında Robin ve Victoria'nın ufak sürtüşmesinin son derece keyifli olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Bu oyun sırasında Lily'nin Barney'e Shannon isminde birinin ona bir kaset gönderdiğini söylemesi üzerine Barney'nin ilk defa geçmişini görme şansı yakalıyorduk. Barney'nin bir zamanlar barış gönüllülerine katılmak isteyen bir hippie olduğunu öğrenmek açıkçası biraz ilginç bir histi. Barney'nin zaman içindeki karakter değişimini ve ilk takım elbisesini görmenin unutulmaz anlar arasında olduğu kesin ama Barney'nin geçmişini anlatması karşılığında herkesten en utanç verici anılarını anlatmasını istediğini de hatırlatalım. İkinci sezon 7. bölüm Swarley Bölüm yaradının nereden geldiğini hatırladığınıza eminiz. O yüzden direkt diğer detayları anlatmaya başlayalım. Bu bölümde Marshall ve Lily'nin ayrılmalarının ardından Marshall ilk kez biriyle çıkmaya karar veriyor. Ardından Ted ve Swarley onun çıkmak istediği kadınla deli göz hastalığı olduğuna dair uyarıyorlardı. Ancak Marshall bu uyarıları görmezden gelmeye karar veriyordu. Sonrasında ise Marshall kızın anlattığı abartılı hikayelerden dolayı Ted ve Swarley'nin haklı olduğunu anlıyordu. Tabi aynı zamanda Marshall ve Lily'nin tekrar bu bölümde barıştığını ve gün boyunca deli gözlü kızın anlattığı her şeyin aslında gerçek olduğunu öğrendiğimizi de unutmayalım. İkinci sezon, dokuzuncu bölüm. Tokat iddiası. Bu bölümde Robin'in alışveriş merkezlerine gitmediğini öğrenmiştik. Sebebine gelecek olursak iki farklı iddia ortaya atılmıştı. Marshall, Robin'in geçmişte Kanada'da bir alışveriş merkezinde evlendiğini iddia etmiş Barney ise Robin'in geçmişte bir porno yıldızı olduğunu iddia etmişti. İddia Barney'nin her an atılabilecek 5 tokat cezası almasıyla sona ermişti. Bölüme damga vuran bir diğer şey ise Robin Sparkles'ın kim olduğunu öğrenmişti. Eminim siz de ufak bir müzik eşliğinde rahatlıkla hatırlayabilirsiniz. İkinci sezon 15. bölüm. Şanslı çeyreklik. Şimdi bu bölümü size hikaye akışına uygun anlatmak için farklı bir yolla anlatmayı deneyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Ted hayallerindeki iş için bir görüşme ayarlamıştı ancak görüşmeye zamanında yetişemedi. Geç kalması aslında Ted'in suçu değildi. Asıl suçlu olan Barneydi. Çünkü Barney 42 kilometre uzunluğundaki maratonu koşabileceğini söyledi ve söylediğini yaptı. Ancak sonrasında eve dönerken bindiği metroda ayaklarını kullanamadığını fark etti. Sonrasında Ted'den yardım istedi ve Ted de Barney'nin yanına ulaşabilmek için metro turnikelerinden atladı. Bunun sonucunda ise mahkemeye çıkmak zorunda kaldı ama aslında asıl suçlu Barney de değildi. Robin. Çünkü maratonda asıl koşması gereken kişi Marshall'dı ve bunun için haftalarca antrenman yapmıştı. Ancak son gün Marshall banyoda kendini okşarken Robin birden banyoya girdi. Marshall aniden korkup yere düştü ve bacağını kırdı. Bacağını kırmasının ardından Marshall maratondaki yerini Barney'e bıraktı ama asıl suç Robin'in de değildi. Çünkü Robin normalde kendi evine gidip dinlenmesi gerekirken gidemeyecek kadar yorgundu. Yorgun olmasının sebebi ise tüm gece boyunca Lily ile beraber gelinlik mağazasının önünde ucuza gelinlik alabilmek için kamp kurmuş olmasıydı ve mağazanın önündeki arabasının alarmı yüzünden gece boyu hiç uyuyamamıştı. Ama asıl suç Lily'de değildi çünkü normalde Ted ve Robin'in doğu yakasında olmaması gerekiyordu ama Ted metroda 1939 yılından kalma bir peni buldu ve bu peniyi bir koleksiyoncuya satarak 3 dolar kazanmayı başardı. Kazandığı parayla Robin'i yemeğe çıkartacağına söz veren Ted 1,5 dolara sosisli bulabilmek için şehrin en uç köşesine kadar Robin'i götürdü. Dönüş yolunda ise gelinlik mağazasında gördükleri indirimi Lili'ye söylediler ve bu olaylar zinciri başladı. Aslında tekrar düşününce başta söylediğimizi unutun. Çünkü Ted'in uçağı kaçırması yine Ted'in suçuymuş. Bu bölümde kullandığımız hikaye anlatım şekli hakkındaki düşüncelerinizi ekstra merak ediyoruz. Lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin. İkinci sezon 17. bölüm Arrivederci Fiero bu bölümde Marshall ilk arabasına veda etmek zorunda kalmıştı ancak listeye eklememizin asıl sebebi Ted ve Marshall'ın nasıl yakın arkadaş olduklarını öğrendiğimiz bölüm olması. Aynı zamanda Robin ile Lily'nin hızlı ilerleyen arkadaşlıklarının da nedenlerini öğrendiğimiz bölümdü. Sanırım bu iki sebep bile listeye bölümün girmesi için yeterli. İkinci sezon 21. ve 22. bölüm Ödün çalınmış bir şey ve mavi bir şey bu iki bölümde her ne kadar iki farklı bölümde iki farklı düğün olsa da tek bir bölüm gibi anlatacağız bilginiz olsun. Bildiğiniz gibi Lily ve Marshall'ın asıl düğünleri bahçede arkadaşlar arasında olmuştu ve nikah Barney kıymıştı. Çünkü düğünde Murphy kanunları devreye girmiş, kötü gidebilecek her şey kötü gitmişti. Mutluluk seviyesinin tavan yaptığı dakikaların ardından Ted ve Robin'in ayrıldığını öğrenmemiz de bir o kadar üzücü ve unutulmaz anlardandı. Bildiğiniz gibi ara ara videoya easter egg ekleyeceğimizi söylemiştik. Sanırım bu easter egg için en uygun an bu. O yüzden burada söylemek istiyoruz. Amerika'daki yaygın bir batıl inanışa göre girinin üzerinde dört şey olması iyi şans getirir. Bu dört şey ise şunlardı: Ödün çalınmış bir şey, mavi bir şey, eski bir şey ve son olarak yeni bir şey. Yani ikinci sezon 21 ve 22. bölümün ismi buradan geliyor. Geri kalanı nerede diye soracak olursanız onu da açıklayalım. 8. sezon 23. bölümün ismi eski bir şey ve 8. sezon 24. bölümün ismi ise yeni bir şey. Neyse, dilerseniz devam edelim. 3. sezon 5. bölüm Diğer Herkesle Nasıl Tanıştım bu bölüm Ted'in çocuklarına vesaire vesaire ile olan ilişkisini anlatmasıyla başlıyor ancak olay bir süre sonra ekibin birbiriyle tanışma hikayelerini anlatmasıyla devam ediyor. Dilerseniz kısa bir özetle ekibin tanışma hikayelerini anlatalım. Ted ve Marshall üniversite yurdunda oda arkadaşı oldukları için tanışıyorlar ve tanıştıkları ilk günün sonuna kadar Marshall Ted'i dekan zannediyor. Ted ve Barney McLaren's'ın pisuarında tanışmışlardı. Lily ve Marshall da Lily'nin uğraşları sonucu yurt kapısının önünde tanışmışlardı. Barney ve Marshall yine McLaren's'ta tanışmıştı. Ha unutmadan Ted vesaire vesaire ile World of Warcraft oynarken tanışmıştı. Burada da World of Warcraft oyuncularına ufak bir selam göndermeden geçmeyelim. Son olarak da Ted ve Lily'nin öpüştüklerini sanması da hatırlamaya değer olaylardan. 3. Sezon 8. Bölüm Kötü Alışkanlıklar bu bölümde ekipteki herkes arkadaşlarının o ana kadar fark etmedikleri kusurlarını fark ediyorlardı. Cam kırılma efektiyle birleşen sahneler bize son derece iyi empati kurdurdu diyebiliriz. Ekiptekilerin kusurları ise şunlardı. Ted'in her şeyi düzeltmesi, Lily'nin aşırı sesli yemesi, Marshall'ın her konuda şarkı söylemesi, Robin'in her cümlede gerçekten demesi ve son olarak Barney'nin arada bir çıkardığı tiz seslerle uydurduğu kötü sloganlar ve kimseyi dinlemeden dalıp gitmesiydi. 3. Sezon 14. Bölüm Liste Çocuklar hatırlarsanız Barney ne zaman biriyle konuşmaya başlasa Barney oradan ayrılır ayrılmaz Barney'nin konuştuğu kişiye onu kötüleyen biri vardı. Barney'nin eskilerinden biri olduğu de ancak kim olduğunu bulamıyorlardı. Barney ise bu kızın kim olduğunu bulmak için takıldığı en iyi 64 kızdan oluşan bir liste yapmış ve ekiple beraber toplanıp pizza ve bira eşliğinde Barney'nin kız tavlama numaralarından hangisinin en alçakça olduğunu tartışmışlardı. Bu sohbetin ne kadar eğlenceli olduğunu hatırlatmamıza gerek yok sanırım. Bu arada şimdi fark ettik de gitgide biz de tele benzemeye başladık. Hikayeleri uzun uzun anlatmamız ve size bölümün başından bu bölümü anlatmaya başlarken çocuklar diye hitap etmemiz sanırım bu durumu doğruluyor. 3. Sezon 17. Bölüm Keçi bu bölümde keçi olayını ilk defa duyduğumuz bölümdü. Muhtemelen bu bile listeye girmesi için yeterli ancak tek başına bu sebebin yeterli olup olmadığına dair ekiple uzun bir tartışma yaptık. Devamında ise tartışmaya son noktayı koymak için bölümü bir kez daha izlemeye karar verdik ve tekrar izlediğimizde ise Ted'in ilk defa gerçekten Barney'e kırılmasının dizinin olay akışında aslında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu fark ettik. Ve bu bölümü de listeye eklemeye karar verdik. Dördüncü sezon ikinci bölüm. New York'un en iyi hamburgeri. Sanıyoruz ki bu bölüme dair söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Her ne kadar harika bir bölüm olsa da bölümde olan sadece iki önemli olay var. Bunlardan biri Marshall'ın artık Barney'nin yanında avukat olarak çalışması. Bir diğeri ise Marshall'ın New York'un en iyi hamburgerini tekrar ekiple beraber yemesi. Dördüncü sezon dördüncü bölüm. Müdahale. Bu bölüm Ted'in Stella'nın yanına taşınmak için eşyalarını da toplamaya başlamasıyla başlıyor. Ted evden ayrılacağı için eve verdikleri depozitorun yarısını almak istiyor ancak Marshall Ted'e eve verdiği zararları hatırlatarak depozitoyu vermeyi reddediyor. Tüm bu olaylar yaşanırken bir yandan da ekipin müdahale geçmişini görüyoruz. Hatırlarsanız ekip belli bir süreden sonra o kadar çok müdahale gerçekleştiriyordu ki artık tekrar müdahale yapmayacakları konusunda kendilerine müdahale etmişlerdi. Ta ki Stella için teli hazırladıkları müdahaleye kadar. Ki iyi ki bu müdahaleyi yapmışlar çünkü Ted bu müdahaleden sonra Stella'nın yanına taşınmaktan vazgeçiyordu. Son olarak 2000 içmek için para biriktirdiği 2500 dolarlık viskinin de normal bir viskiden tat olarak farkının olmadığını hatırlatsak iyi olur sanırım. 4. sezon 9. bölüm. Çıplak adam Eminim videoyu izleyen insanların en az yarısı bu bölümün ne zaman geleceğini merak ediyordu. Bölümü ilk izlediğimiz günü hatırlıyoruz da. <laughs> Bundan yaklaşık 8 yıl kadar önceydi. Ve bölüm Ted'in eve geldiğinde yaşadığı ilginç anları çocuklarına anlatmasıyla başlıyordu. Bu anılar sırasıyla Lily'nin resmini çizmek için eve getirdiği akrobatlar, Barney'nin su altında kelepçe çıkartma numarasını sergilemesi ve bunu yaparken 12 dakika nefes tutması Robin'in ise soygunculara silah çekerek onları etkisiz hale getirmesi, Ted'in salonda bir keçiyle karşılaşması ve son olarak bölüme adını veren olay olan Ted'in eve girdiğinde salonda oturan çıplak bir adamla karşılaşmasıydı. Dediğimiz gibi, ilk izlediğimiz günü hatırlıyoruz da bu sahnelerden sonra şöyle bir tepki vermiştik. Bölümün en komik kısmını başına koymuşlar. Bölüm bitene kadar bu kadar gülmemiz imkansız, anlaşılan çok yanılmışız. Bölümün %66.66 .66 oranında başarılı sonuç veren çıplak adam taktiğiyle tanıştırması bizi daha da eğlendirmeyi başardı. Tabii ki ekibin seksi yapmak için 50 farklı neden bulmasını da unutmamak lazım. 4. sezon 17. bölüm Ön Veranda Bu bölümde Lili'nin Ted'i beğenmediği sevgililerinden manipülasyon teknikleri kullanarak ayırdığını öğreniyorduk. Hatta Robin ve Ted'in ayrılmasının bile asıl sebebinin Lily olduğunu bu bölümde öğrenmiştik. Diğer bir yandan Robin'in sunduğu en efsane canlı yayın şovunu da burada izlemiştik. Ancak ekipten kimse bu yayını izleyememişti. Aynı zamanda Barney'nin giydiği gece entarisi de bölümde hatırlamaya değer olaylardan biriydi. Son ve en önemlisi de Ted ve Robin 40 yaşında hala bekarsak evleneceğiz anlaşmasını da bu bölümde yapmıştı. Ted'in Robin'e yedekteki karım olur musun cümlesi ve Robin'in bunu kabul etmesinin gerek komedi açısından gerek dizide önemli bir dönüm noktası olması açısından büyük bir öneme sahip olduğu aşikar. 5. sezon 3. bölüm Robin'e Giriş dersi. Bu bölüm Ted'in Robin'le çıktığı bir yıl boyunca Robin hakkındaki deneyimlerini ilk kez düzenli bir ilişki yaşayan ve bu konuda berbat olan Barney e aktarmasını konu alıyordu. 5. sezon 6. bölüm Gayda bu bölümün listeye özel istek üzerine konduğunu belirtmemizde yarar var. Kanalın beyni bölümde işlenen konuyu bizzat yaşadığı için ilişkiler bakımından dizinin gerçekliğini temsil etmesini istedi ve listeye ekledi. Ya biz bölüme dönelim. Hatırlarsanız Ted ve Robin bir arada yaşarken üst katlarına yeni bir çift taşınıyordu. O çift her gün en az 6 saat gayda çalıyordu. Evet, kanalın beyni bunu da yaşadı. Ama asıl üzerinde durmak istediği kısım burası değil. Kanal'ın beyni için o bölümün asıl olayı Marshall ve Lily arasındaki bulaşık yıkama tartışmasıydı. Hatırlarsanız Lily Marshall'dan bir şey yedikten sonra bulaşıkları hemen yıkamasını istemişti. Sonrasında ise Barney Marshall'a bulaşıkların bir süre kirli beklemesi seni rahatsız ediyor mu diye sormuş ve Marshall hayır etmiyor deyince Barney Demek ki bu senin sorunun değil, Lily'nin sorunu. Bırak bulaşıkları o yıkasın demişti. Barney'i haklı bulan Marshall, Lily ile durumu konuşmak istemiş ancak kendini iyi ifade edememişti. Hawaii Meteor Mother bazen biraz fazla absürt olabiliyor. Bunun farkındayız ancak biz dizinin genel olarak ilişkilere bakış açısını gerçekçi buluyoruz. Ama benim çevremdeki ilişkiler hiç böyle değil demeyin. Unutmayın. Farklı bir ülkede yaşıyorsunuz ve kültürel olarak çok farklı yetiştirildiniz. Yani demeye çalıştığımız kültürel farkları ve absürtlüğü bir kenara koyarsak bu dizi ilişkiler ve ilişkilerde yaşanabilecek olaylar açısından oldukça gerçekçi diyebiliriz. Son olarak Barney ve Robin sevgiliyken tartışma başlayacağı zaman tartışmamak için Barney'nin bulunduğu mekanı terk ettiğini ve Robin'in tartışma başlamaması için soyunduğunu hatırlatmakta yarar var. 5. Sezon 8. Bölüm Taktik Kitabı Bölüme geçmeden önce size Easter Egglerden birisinden bahsetmek istiyorum. Barney'nin taktik kitabını hatırladığınıza eminim. Peki bu kitabın gerçekte basıldığını ve hatta Türkçe'ye çevrildiğini söylesek ne düşünürdünüz? Eminim çok sevinirdiniz. Bu yüzden söyleyeceğime hazır olun. Bu kitap gerçekten üretildi ve Türkçe çevirisi de var. Üstelik sadece bu kitapta değil. Bro Code yani Kanka Kanunları kitabının da çevirisi mevcut ve internetten kolayca ulaşabilirsiniz bu kitaplara. Hatta kanalımızda kanka kanunları üzerine çektiğimiz bir video bile var. Dilerseniz o videoya da göz atabilirsiniz. Bu bölümde Barney'nin çok sayıda tavlama numarasını görüyoruz ve bu numaraların içinde Dile Penisim'den ne dilersen gibi basit taktikler de var, Bayan Steens Fire gibi ileri düzey taktikler de. Ama şüphesiz en iyi taktik Scuba dalgıcı taktiğiydi. Bu bölüm için Barney'nin aslında çok zeki biri olduğu ama çevreye kendini bilerek salak gösterdiğini kesin olarak anladığımız en net bölüm diyebiliriz. Sırf bir kadını tavlamak için başta arkadaşları olmak üzere birçok kişiyi adeta bir mentalist gibi başarılı bir şekilde manipüle etmesi bölümün en harika kısmıydı. Ekibin Barney'nin taktiklerinden birinde istemeden de olsa yer aldıklarını öğrendikleri anda unutulmazlar arasında. And it is... On. <laughs> you son of a bitch. 5 sezon 15 bölüm tavşan veya ördek Çocuklar hatırlarsanız size videonun başında bazı bölümler sadece tek bir sahne için bile listeye girmiş olabilir demiştim bu bölüm o bölümlerden ama isterseniz favori sahnemize geçmeden önce olayın başlangıcını anlatalım. Hatırlarsanız Ted'in ördek mi tavşan mı isimli bir hipotezi vardı ve bu hipotezi iyilerin ördek, kötülerin tavşan olması üzerine dayalıydı. Ekibin çoğu bu konuda aynı fikirde olsa da Marshall tavşanın iyi, ördeğin kötü olduğunu düşünüyordu ve ekip bu konuda tartışmaya başlıyordu. Hatta sanırım dizideki en şiddetli tartışma bu konu üzerine bile olabilir. Gelelim favori sahnemize. Ekip bu konuyu son derece hararetli bir şekilde tartışırken o ana kadar sessiz şekilde oturan Ranjit dayanamayıp aniden Marshall'a Farsça bağırmaya başlıyordu. Biz bu sahnede o kadar çok gülmüştük ki bölümü durdurup gülmemizin geçmesini beklemek zorunda kalmıştık. Ranjit'in bağırma esnasında Marshall'a söylediği Farsça şey şu. Ördekler yüzebiliyor, ördekler yürüyebiliyor, ördekler uçabiliyor, Zavallı hayvandan daha ne yapmasını istiyorsun? Son olarak Ted'in Robin'e yaptığı Donald Duck benzetmesi de son derece keyifli anlardan biriydi diyebiliriz. 6. Sezon 10. Bölüm Blitz Laneti Çocuklar Steve hatırlarsanız kendisine kısaca Blitz diyorduk. Üniversitedeyken lanetlenen Blitz, laneti gereği arkadaşlarının yanından ne zaman ayrılsa arkadaşları olağanüstü bir şey yaşıyordu ama Blitz hepsini kaçırıyordu. Bu bölümde bu lanetin ortamdan erken ayrıldığı için Ted'e geçtiğini görüyorduk. Bu bölümde birçok harika olay yaşandığı için hepsini tek tek saymamaya karar verdik. Ancak iki olaya değinmemiz şart. Bunlardan ilki ekip Marshall'ın penisinin fotoğrafını hangi numaraya gönderelim dediklerinde Steven 4, 8, 15, 16, 23, 42 numarasına gönderelim demesi. Bilmeyenler için bunun bir zamanların efsane dizisi Lost'taki gizemli sayılar olduğunu belirtmekte yarar var. Bir diğer şey ise Robin'in efsane rock grubu Kiss'in makyajını yapmış olmasıydı. Bu arada KISS fanlarına buradan selam göndermek istiyoruz. Bilin ki sizler mükemmel insanlarsınız. 6. Sezon 11. Bölüm Deniz Kızı Teorisi Bu bölümde te o sıralar kaptanla evli Zoe ile baş başa bir etkinlik planlayınca Barney ona Deniz Kızı teorisini anlatıyordu. Teoriye göre bir kadın eğer bir erkeğin ilgisini çekmiyorsa erkeğin gözünde o kadın deniz ayısı gibi görünür. Ama kadınla erkek yeterince uzun süre baş başa kalırsa elinde sonunda erkeğin gözünde kadın deniz ayısı değil deniz kızı gibi görünecektir. Bu konuşma esnasında Marshall ve de hiç yalnız takılmadıklarını fark edince onlar da beraber bir plan yapar ve Barney'nin söylediği her şey bir bir çıkıyordu. Ama bize kalırsa bölümdeki asıl önemli olay Ted'in çocuklara Lily'nin Barney'e küsme sebebini anlatmaya çalışırken olayı net hatırlamadığı için sürekli hikayeyi yanlış anlatmasıydı. 6. sezon 12. bölüm Yanlış Alarm Bu bölümün listeyi aslında tek bir sebepten ekledik. O sebep de şu ki bu bölümün hikayenin ilerlemesi açısından çok önemli bir yere sahip olması. Bölüm son sahnesine kadar sıradan bir bölümken son sahnede Ted'in ekipteki herkese yaptığı saçmalıkları son derece sert bir dille yüzüne vurarak yaptıkları hatalara devam etmemelerini sağlıyordu. İlk kez bu kadar açık bir şekilde Ted'in ekibe liderlik yaptığını bu kadar net gördüğümüz için bölümün listeye ekledik. Bölümde sevdiğimiz bir diğer güzel detaysa Barney'nin favori eşyaları gecesi düzenlemesiydi. 6. sezon 13. bölüm. Kötü haber. Bu bölüm için dizideki en üzücü bölümlerden biri olduğunu söyleyebiliriz ki bize kalırsa en üzücü bölüm. Her zamanki gibi diziyi izleyip eğlenirken bölümün sonunda Marshall'ın babasının öldüğünü öğrendiğimiz anı inanın biz hiç unutamıyoruz. O an yüzümüzden gülümsememizin adeta kayıp gitmesini ve sanki gerçekten bir yakınımız ölmüş gibi empati yapmamızı hiç unutamıyoruz. Eminim birçok kişi de bu bölüm hakkında bize benzer hislere sahiptir. I'm not ready for this. 6. sezon 15. bölüm Canım ya. Bu bölümde Zoe, Ted'e karşı bir şey hissetmediğini kanıtlamak için ona kuzeni Canım Ya'yı ayarlıyordu. Hatırlatmakta fayda var. Zoe'nin kuzenini oynayan konuk oyuncu Katy Perry'ydi. Evet, bölümü asıl güzel yapan kısma geçelim. Marshall babası öldüğü için bir süre annesinin yanında kalmak istemiş ve bir süre ekipten uzak kalmıştı. Ekipse ona olanları telefon ederek anlatıyordu. Biz bu bölümün hikaye anlatım tekniğini çok sevdiğimiz için listeye ekledik. Marshall sadece telefonda adeta bir puzzle çözer gibi olayları anlamaya çalışıyor ve en sonunda da artık Zoe ve Ted'in bir araya gelmemeleri için sebep olmadığını fark ediyordu. Akabinde ise telefon üzerinden onları birleştiriyordu. 6. sezon 22. bölüm Kusursuz Kokteyl. Bu bölümde uzun süredir kavga edip duran Barney ve Marshall'ın barışması için Lily ve Robin'in onlara içki içip dertleşerek sorunlarını aşmaya çalışmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Ancak her içki ikili de farklı bir etki bıraktığı için barışmaları için kusursuz kombinasyonu arıyorlardı. Ama bu konuda pek de başarılı olamıyorlardı. Günün sonunda ise Barman Carl onlara herhangi bir kokteyle ihtiyaç duymadan sadece bira vererek ikiliyi barıştırıyordu. 7. Sezon 1. Bölüm Sadıç. Bu bölümde Ted'in arkadaşı Punchy'nin düğününde sadıçlık yapmak için hazırladığı konuşmasını ve Marshall'ın o düğünü nasıl mahvettiğini görmüştük. Aynı zamanda ekip Lily'nin hamile olduğunu bu bölümde öğrenmişti. Ama bölümün asıl güzel kısmı bu değildi. Bize kalırsa bölümün en unutulmaz yanı Robin ve Barney'nin efsane dansıydı. Aa! Dizi biteri yıllar oldu ve defalarca kez baştan tekrar izledik. Ancak bazen diziyi hala özlüyoruz ve genelde özlediğimizde bu dans sahnesini YouTube'dan açıp izliyoruz. Size de tavsiye ederiz. Gerçekten insana bir hayli keyif veriyor. 7. Sezon 3. Bölüm Ördekli Kravat Bölüme geçmeden önce kanalın beyninin favori bölümü olduğunu belirtmemizde yarar var. Biz bölümleri seçerken daha önce de belirttiğimiz gibi tek tek tüm bölümleri oyladık ve her bölüm üzerine tartıştık. Bu bölüm hariç. Çünkü bu bölümü kanalın beyni tartışmaya bile açmadan listeye ekledik ki tartışılacak bir yanı da yok. Neyse bölüme geçelim. Bu bölümde bahsedilecek o kadar çok şey var ki nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. En iyisi sıradan gidelim. Marshall'ın Shinjitsu'ya gidelim demesinin ardından Barney gitmek istemiyor. Ve Robin ona Lily'nin göğüslerine 10 saniye bakmazsan senin istediğin yere gideceğiz diyor ve tahmin edin sonuç ne oluyor? Bu arada Tate 6 yıl sonra Victoria ile ilk kez karşılaşmasını anlatmaya çalışıyor. Victoria ile Ted'in arasında geçen konuşmayı birebir okumak istiyoruz. Çünkü gerçekten dizi tarihinde en çok güldüğümüz anlardan biriydi. Ah, oh, bil bakalım kim burada, Robin. Oh. <laughs> Sizin adınıza çok sevindim, çok yakışıyorsunuz. Aa, yo yo yo, hayır birlikte değiliz. Bir sene kadar çıktık ama şimdi sadece arkadaşız biz. Yani garip değil. Tabii, neden garip olsun ki? Yani sonuçta her gün görüşseniz... Görüşüyoruz. E yine de garip olmazmış. Eski sevgilisiyle her gün görüşen biriyle karşılaşmıyoruz. Bahane görüşüyor. Öyle mi? Eski kız arkadaşı kim? Robin. Senin Robin'in Benim mi? ve Bahane'nin. Üçünüz birlikte takılmıyorsunuz değil mi? Sürekli birlikteyiz. İşte şimdi garip oldu. Shinjitsu'ya gittikten sonra Barney hala ördekli kravatla ve Shinjitsu'yla alay etmeye devam edince Marshall, Barney ile dalga geçtiği hareketleri yapamayacağına dair iddiaya giriyor. İddiaya göre Marshall kazanırsa Barney bir ördekli kravatı takacak ama Barney kazanırsa Lily'nin göğüslerine bir dakika boyunca bakacak. Bu iddianın en başından beri Barney'nin Marshall'a şartlı refleks ya da diğer bir deyişle Pavlov'un köpeğini uygulayarak aslında her şeyi yıllar önce planlaması bir o kadar eğlenceli olaylardan biriydi. Son olarak da Victoria'nın teri bulaşıklarımı yıkamana izin verdim. Fırınım temizlenmeli dedim. Seni resmen pornoya davet ettiğim repliği ve Lili ile Barney arasındaki göğüs sıkma pazarlığını da hatırlatmakta yarar var. Sadece dokunacaksın Sadece bir, bir saniyeliğine. 20 dakika iki göğüs. 30 saniye tek göz. 4 dakika iki göz üç sıkış. 1 dakika iki göğüs bir sıkış. Anlaştık. 7. sezon 10. bölüm Tik Tak Bu bölümde Ted, Lily ve Marshall'ın uzun süre sonra ilk kez bir çeşit parti konser karışımı bir yere gittiklerini ve eskiden her partiden önce yaptıkları gibi sandviç yemelerini görmüştük. Sandviçin etkisinde olan Ted ve Marshall, Lily'nin nachos sistemesi üzerine nachos aramaya gitmişlerdi. Ancak saatlerce nacho aramalarına rağmen bulamamışlardı. Sonradan aslında saatlerce değil, sadece 1-2 dakika nachos aradıklarını fark ediyorlardı. Ancak bizce bölümdeki asıl önemli olay, Robin ve Barney'nin sevgililerimizden ayrılıp gece barda buluşup durumumuzu konuşalım diyerek anlaşmalarıydı. Gecenin sonunda Barney verdiği sözü tutup uzun süre sonra duygusal bağ kurabildiği tek sevgilisinden yani Nora'dan ayrılıyor ancak Robin verdiği sözü tutmayarak Kevin'dan ayrılmıyordu. Barney'nin gece sonunda Robin'i tekrar gördüğünde yüzünde beliren gülümsemeyi, ardından Kevin'ı görünce gülümsemesinin kaybolmasını nasıl unutabiliriz ki? Ya da Barney'nin Robin için hazırladığı romantik sürprizi kendi elleriyle topladığı anı nasıl unutabiliriz? Sanırım asla unutamayacağız. 7. Sezon 20. Bölüm Üçleme Zamanı bu bölümde Ted Marshall ve Barney'nin her 3 yılda bir buluşup Star Wars üçlemesini izlediğini ve izlerken de bir sonraki üçlemeyi izleyecekleri zaman hayatlarında ne gibi şeylerin değişeceğini hayal ettiklerini görüyoruz. Bu arada bunu biz de gerçek hayatta yapıyoruz. Tek fark bizim listemizde 50'ye yakın film olması ve bunu 2 yılda bir yapıyor olmamız. O 50 film bitene kadar telefonlarımızı bile günde sadece 1-2 kez kontrol ediyoruz. O da acil bir şey var mı, yok mu diye kontrol etmek için. Size tavsiyemiz eğer buna uygun bir arkadaş ekibiniz varsa mutlaka yılda bir kez benzer bir etkinlik düzenleyin. Eğer yoksa da bu etkinliği yapabileceğiniz arkadaşlar bulun. Emin olun, arkadaşlarınızla birlikte yapabileceğiniz en güzel etkinliklerden biri. Bölüme dönecek olursak, Ted genelde evlenip mutlu bir yuva kurmayı hayal ederken Marshall Lily ile olan çocuklarını ve başarılı bir avukat olmasını hayalini kuruyor. Barney ise her seferinde daha seksi bir kızla birlikte olmanın hayalini kuruyordu. Bu bölüm bize işlerin hiçbir zaman planlandığı gibi gitmediğini öğrettiği bölümdü diyebiliriz. Ted'in her üçlemede bir sonrakinde evli olurum demesi ve en nihayetinde umudunu kaybetmesi zaman içinde kendi hayatımızda olan değişikliklere tekrar göz atmamızı sağlamıştı. Bunun yanı sıra Barney'nin en sonunda uzun süreli bir ciddi ilişkiye hazır olduğunu da anladığımız bölümdü. 7. Sezon 23. Bölüm Sihirbazın Kuralı Kısım 1 bu bölümde iki unutulmaz olay yaşanmıştı. Bunların ilki Lily'nin doğum sancıları başlamış, Marshall ve Barney doğuma yetişmeye çalışmışlardı ve Marvin doğmuştu. Bir diğer unutulmaz ansa Ted ve Robin'in Lily doğum yaparken anlattığı bu kapı nereye çıkıyor hikayesiydi. Hikayeye göre Ted bir gün barda otururken daha önce hiç fark etmediği bir kapı fark edince kapının ardında ne olduğunu merak eder ve kapıdan geçer ancak geri gelmez. Daha sonra ekipteki herkes bir bir kapıdan geçer ta ki sıra Marshall'a gelene kadar. Marshall geçtiğinde ne olduğunu hatırlamıyorsanız bölümü tekrar izlemelisiniz. Emin olun buna değecektir. 7. sezon 24. bölüm. Sihirbazın Kuralı kısım 2. Çocuklar bildiğiniz gibi Marshall ve Lily bebekleri olacağı kesinleştiğinde arkadaşlarına 10 üzerinden 8 ya da üstü bir durum olmadığı sürece bize gelmeyin artık bebekle ilgilenmemiz gerekiyor demişlerdi. Ancak tek bir bölümde ardarda arda iki tane onluk olay yaşanmıştı. İlki Ted'in barda tekrar Victoria ile buluşmasıydı. Hayır bu onluk bir durum değil de en fazla yedilikti ama Victoria'nın üzerinde gelinlik olması bu duruma 3 puan daha ekliyordu. Bir diğer on puanlık olaysa Barney ve Queen'in nişanlanmasıydı. Barney'nin bölüme adını veren inanılmaz evlenme teklifiyle hatırlamaya değer olaylardandı. Çocuklar Hatırlarsanız Ted'in gelecekte bir düğünde geçen bazı sahnelerini görüyorduk. Bu düğün hakkında ilk öğrendiğimiz şey Ted'in çocukların annesiyle bu düğünde tanıştığıydı. İkinci öğrendiğimiz şey ise damadın Barney olduğuydu. Bu bölümde Barney'nin Queen'e evlilik teklifi ettiğini görünce artık gelinin kim olduğunu biliyoruz diye düşünmüştük. Ancak bölümün sonunda gelinin Queen değil de Robin olduğunu öğrenince bir hayli şaşırmıştık. Eminiz birçok insanda da benzer bir his bırakmıştır. 8. sezon 4. bölüm. Kim vaftiz ebeveyni olmak ister? Bu bölümde Marvin doğduktan sonra Marshall ve Lily başlarına gelebilecek kötü bir olay olursa Marvin'e bakabilecek bir vaftiz ebeveynini seçmek istiyorlardı. Ted, Robin ve Barney ise vaftiz ebeveyni olmak için birbirleriyle rekabet ediyorlar. Marshall da bu rekabetin böyle devam edemeyeceğini anlayınca Kim vaftiz ebeveyni olmak ister isimli oyunu geliştirmişti. Oyunun sonunda Lily ve Marshall daha önce koydukları 8 ya da üstü kuralının arkadaşlıklarını nasıl etkilediğini fark etmiş ve bu kuralı kaldırmışlardı. Vaftiz konusuna gelecek olursak, Lily hem Robin'in hem Ted'in hem de Barney'nin vaftiz ebeveyn olmasına karar vermişti. 8. Sezon 11 ve 12. Bölüm Son sayfa kısım 1 ve kısım 2 11. bölümde Barney ve Patrice'in ilişkilerinin iyi yönde ilerlemesini görüyorduk ve Robin bu ikilinin sevgili olmasını bir hayli kıskanıyordu. Robin'i bu kadar kıskanç ve asabi görmek açıkçası bir hayli zevkliydi. Bölümdeki bir diğer önemli olaysa Barney'nin cips kola kilidine maruz kalması ve bölüm boyunca konuşamamasıydı. Bölümün sonunda Barney Ted'e Patrice'e evlenme teklif edeceğini söylüyor ve kimseye bu durumu söylememesini istiyordu. 12. bölümde ise Ted bu sırrı saklayamıyor ve önce Marshall'a ardından Robin'e söylüyordu. Barney'nin Patrice'e yapacağı evlilik teklifini engellemek isteyen Robin, Barney'nin evlenme teklifi edeceği yere gidiyor ancak ortada Patrice'i değil taktik kitabının son sayfasını buluyordu. Yani Robin taktiği sayfasını. Robin sayfayı okurken fark ediyorduk ki aslında o ana kadar yaşanan her şey Barney'nin Robin için yaptığı devasa bir oyunmuş. Tek tek yaptıklarını anlatmayacağız ancak sayfada yazan ve bizi en çok etkileyen kısmı anlatmak istiyoruz. Barney'nin sayfaya yazdığı en iyi kankan eğer evlenme teklifi edeceğini Robin'e söylemişse bu hayattaki en iyi dostun artık Robin'den vazgeçmiş ve sana izin vermiş demektir cümlesi bizi o kadar etkilemişti ki o an yaşadığımız hissiyatı tarif edebilecek bir kelime olduğunu dahi sanmıyoruz. İlk kez birine gerçek anlamda aşık olan Barney sırf arkadaşımın mutluluğu benden daha önce gelir diyerek planını Ted'den onay alacak şekilde tasarlamıştı. Ne diyelim umarız Barney kadar sizi çok düşünen arkadaşlarınız olur. 8. Sezon 20. Bölüm Zaman Yolcuları Bu bölümde Marshall'ın icat ettiği bir kokteyle Robin Sherbetski isminin verilmesi üzerine ikilinin eğlenceli kapışmalarını izliyorduk ama asıl olay tabii ki bu değildi. Bu bölümdeki asıl önemli olan şey, bölümün başından beri Ted'in barda tek başına oturduğunu öğrenmemiz ve o yaşanan olayların aslında 5 yıl öncesine ait anılar olduğunu anlamamızdı. Ted kendini ilk defa bu kadar yalnız hissetmişti. Ayrıca o bölümde Ted çocuklarına, "Eğer o güne geri dönebilseydim, annenizin evine gider ve ondan birlikte geçirebileceğimiz fazladan 45 gün isterdim." demişti. Ve bunu derken Ted'in gözlerinden akan yaşı asla unutmayacağız. Sizi bilmiyoruz ama biz diziyi dördüncü sezonu yayınlandığı zamanlarda keşfetmiştik ki ilginç bir şekilde diziyi keşfetme sebebimiz Hawaii Meteor Mother'dan çok uzun zaman sonra başlayan Cobra Kai dizisiydi. Ama o zaman o dizi yoktu. Ne alaka diyorsanız size şiddetle şu videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Videoda Hawaii Meteor Mother'la tanışma hikayemizi detaylı şekilde anlatıyoruz. Yani daha doğrusu kanalın beyninin hikayesini. Çok kısa süre içinde ilk 4 sezonu bitirmiştik ve her geçen hafta yeni bölüm için sabırsızlıkla bekliyorduk. Dizinin 7. ve 8. sezonu yayınlanırken herkesin şu an Game of Thrones'u konuştuğu gibi o zamanlarda Hawaii Meteor Mother dizisindeki annenin kim olduğu tahmin edilmeye çalışılıyordu. Tabii o zamanlar belli bir konuda organize olup konuşabilmek şimdiki kadar rahat değildi. O zamanlar bu tarz durumlarda yardımımıza sadece Reddit ve Facebook grupları koşuyordu. Her bölümün ardından Reddit'te ve Facebook gruplarında bölüm hakkında hiç tanımadığımız yüzlerce insanla konuşur ve inanır mısınız bilmiyoruz ama bundan bir hayli keyif alırdık. Ancak bu bölümün yayınlandığı gün hem Reddit'te hem de Facebook gruplarında derin bir sessizlik hakim olmuştu. Herkesin korktuğu bir şey vardı ama kimse dile getirmek istemiyordu. Derken Reddit'te yeni bir yazı paylaşıldı. Yazının başlığı I wonder if the mother is dead'ti. Yani acaba anne ölmüş olabilir mi isimli bir yazı paylaşıldı ve herkesin düşünmeye bile korktuğu o senaryo konuşulmaya başlanmıştı. Bu teoriler 9. sezon 19. bölüme kadar konuşuldu. Ama kalan kısmı dilerseniz o bölüme geldiğimizde konuşalım. Bölüm hakkında son bir not düşmek istiyoruz. Bize kalırsa bu bölümdeki Terin yalnızım tripleri Terin şımarıklığından kaynaklanıyor. Her gün beraber takılabildiği, çok yakın arkadaşları olduğunu unutuyor. Sadece tek bir gün barda yalnız oturması onu yalnız yapmaz. Soruyorum size, kaçımız arkadaşlarımızla hemen her gün vakit geçirme fırsatı bulabiliyoruz ki? 8. Sezon 22. Bölüm Kanka Töreni Bu bölümde Barney'nin bekarlığa veda partisini görüyorduk ve tam da Barney'nin istediği gibi unutulmaz bir geceydi. İçinde kumar, ölüm ve ayrılma riski, striptiz ve son olarak karateci çocuk vardı. Ancak işler tam da Barney'nin hayal ettiği şekilde gerçekleşmemişti. Evet, bunların hepsi olmuştu ancak farklı bir biçimdi. 9. Sezon 7. Bölüm Soru Sormak Yok Bu bölümde Marshall'ın hakim olacağı haberini tüm ekibin Lily'den saklamaya çalıştığını görüyorduk ve ekipteki herkesin Marshall'a soru sormak yok borcu olduğunu öğreniyorduk. Bu borçlar sırasıyla şöyle. Marshall'ın Teddy posta kutusunun içinden kurtarması... Barney'i hastaneden taburcu etmesi, ha bu arada Barney bir İrlandalı ile iddiaya girdiği için yıldız, yonca ve atnalı gibi şeyler yutmuştu ve bu yüzden hastanedeydi. Ve son olarak Robin'in renkli kıyafetler giyen tuhaf ninjaların elinden kurtarmasıydı. Bölümün sonunda Lily'nin Ted'e soru sormak yok borcu olduğunu öğreniyorduk. O borçsa şöyle olmuştu. Oh, oh my God. Ted, put the cupcakes at the feet of their leader, then cut me loose. Don't make eye contact. 9. Sezon 15. Bölüm Başlat Bu bölümde olan birçok önemli olay vardı ancak biz sadece tek bir şeyden bahsedeceğiz. O da Barney'nin sarhoşluğu. Bu bölümde Barney o kadar sarhoş olmuştu ki sorularına her soruya doğru cevap veriyordu. Bu konuşma sırasında Barney'nin yılda 16 hayvan kadar para kazandığını ve bir hayvan kadarıyla takım elbise aldığını öğreniyorduk. Sonradan açıklanan bilgilere göre hayvan olarak kastedilen miktar 100 bin dolarmış ve Robin'in babasının 6 bin hayvan yani yaklaşık 600 milyon Kanada doları varmış ve en önemlisi 9 yıl sonra ilk kez Barney'nin mesleğini öğrenmiş olduk. Barney'nin şirketi sürekli Barney'e yasal olarak bağlayıcı belgeler imzalatıyor ve karşılığında para veriyordu. Yani olası bir terslikte suç şirketin değil Barney'nin olacaktı. Ancak bunu Barney'nin sırf şirket hakkında FBI'ya bilgi verip sevgilisini çalan patronunu tutuklatıp sevgilisini çalmasının intikamını almak için yaptığını da öğrenmiştik. 9. Sezon 16. Bölüm Anneniz benimle nasıl tanıştı? Bu bölümde Tracy'nin kısa ama bir o kadar da hüzünlü hayat hikayesini görüyorduk. Sanırım bölüm hakkında daha fazla şey söylemeye gerek yok. 9. Sezon 19. Bölüm Vezur Bölüme geçmeden önce listedeki son bölümün bu olduğunu belirtmek istedik. Umarız sizi şu ana kadar mutlu edebilmişizdir. Çünkü bu andan itibaren genelde insanları üzen bir konuşma yapacağız, bilginiz olsun. Çocuklar, hatırlarsanız size 8. sezon 20. bölümdeyken şöyle bir şey söylemiştik. 8. sezon 20. bölümü izledikten sonra herkes Tracy'nin ölmüş olabileceğini ve bu yüzden Ted çocuklara hikaye anlatırken hiç dahil olmadığı teorisini iddia ediyordu. Bu bölümde her şey değişti. Çünkü Tracy'nin, tabii ki Robin'in annesi düğüne gelecekti. Hangi anne kızının düğününü kaçırır ki demesinin üzerine Ted'in ağlamaya başlaması, Tracy'nin de ona eşlik etmesi bu durumu kesinleştirmişti. Artık kesin olarak Tracy'nin öleceğini ve kendi kızının düğününü göremeyeceğini anlamıştık. Marshall'ın babasının öldüğünü öğrendiğimiz bölümde hissettiklerimizi, hatta daha fazlasını bu bölümde hissetmiştik. Bildiğiniz gibi diziyi izleyen insanlar iki farklı kısma ayrılıyor. İlki dizinin finalini sevmeyenler, ikincisi ise dizinin finalini sevenler. Biz dizinin finalinin daha iyi yapılabileceğini düşünüyoruz. Ama yine de dizi finalini beğendiğimizi belirtmek isteriz. Dilerseniz bunu biraz açalım. Keşke Tracy'nin de içinde olduğu bar muhabbetlerini görebileceğimiz fazladan bir iki sezon olsaydı ve keşke Barney'e daha güzel bir son yazılsaydı diyoruz. Ama yine de dizinin finali bu şekilde olduğu için mutluyuz. Size ara ara easter egg vereceğimizi söylemiştik. Bu vereceğimiz son iki easter egglerden biri olacak. Bu easter egglerin ilki şu. Aslında dizi bize birinci sezon dokuzuncu bölümde annenin isminin Tracy olduğunu söylüyordu. Nasıl mı? Hemen anlatalım. O bölümde Barney, Robin ve Ted şükran gününde beraber striptiz kulübüne gidiyorlardı ve Ted orada Tracy isimli bir striptizciyle tanışıyordu. Sonrasında ise çocuklara dönüp işte annenizle böyle tanıştım diyordu. Actually, I'm Tracy. Still Ted. And that kids is the true story of how I met your mother. What? <laughs> I'm kidding. <laughs> İkinci Strike'a ana nasıl olayı ile ilgili. Şu an dizide yer almayan bir sahne görüyorsunuz. Bu sahneyi kolayca YouTube'dan bulabilirsiniz. Biz tam aynı, telif nedeniyle yayınlayamıyoruz. Bu sahne 9. sezon 20. bölüme ek olarak çekildi. Ama dizide hiç yayınlanmadı. Ekip toplu halde kaptanın evine gittikten sonra çıkarken Ted kapıdaki ananası görüyor ve bu ne diye soruyor. Kaptan bunun eski bir kaptan geleneği olduğunu söylüyor ve evinin önünde ananas olmasının misafirperverliği temsil ettiğini söylüyor. Dedektif Ted yıllardır çözemediği büyük gizemi çözüyor. Not, bu olay yaşanırken Ted kaptanı tanımıyordu. Bu video hakkında size bir bilgi vermek istiyoruz. Bu video yaklaşık 600 saatlik bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı. Nasıl bu kadar uzun sürdü derseniz hemen anlatalım. İlk olarak kanal ekibinin 6 üyesi diziyi baştan izleyerek en iyi bölümleri ayırt edip not tuttu ve her sezonu 20'şer dakikalık 20 bölüm kabul edersek ve 9 sezon olduğunu düşünecek olursak 21.600 dakika yapıyor bu da 360 saate eşit. Geri kalan süre ise ekip olarak bölüm seçme, araştırma, seslendirme ve kurgu gibi diğer işlere harcadığımız zamanlar. Yani kısaca anlatmak istediğimiz video için gerçekten çok fazla emek ve vakit harcadık. Üstelik bunlar sadece videoyu ilk hazırlayışımızda geçerli olan veriler. Şu an izlediğiniz versiyon için ilki kadar olmasa da yine bir hayli zaman harcadık ve büyük ihtimalle video boyunca birçok hatamız oldu. Belki bir ismi yanlış telaffuz etmişizdir, hatta belki de ufak bir çeviri hatası yapmışızdır. Lütfen bunların kusuruna bakmayın eğer bizi birkaç arkadaşınıza önerir ve özellikle Hawaii Major Mother dizisini sizin kadar çok seven arkadaşlarınıza bu videoyu gönderirseniz bizi inanılmaz derecede mutlu edersiniz. Sizin favori Hawaii Major Mother bölümlerinizi de yorumlara yazmanızı çok isteriz. Emin olun her yoruma cevap vereceğiz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz sizin için hazırladığımız after credits'i de izleyebilirsiniz. Ha bu arada after credits'teki sahne de dizide hiç yer almadı. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. <gülüyor> 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 <gülüyor>